Peki nasıl çözülecek bu düğüm? Yani aday açıklandığında bu kavga bir anda biter mi? Şimdi Temel Bey'in açıklaması var. Şu açıklamada bulunuyor. Cumhurbaşkanı bütün siyasi parti genel başkanları ile istişare ederek karar alacak şeklinde bir çözüm öneriyor. Yani Cumhurbaşkanı halk seçecek %50+1 ile ama 6 tane genel başkana danışmadan hareket edemeyecek. Sistemin aday değil, melek arıyorlar herhalde. Melek arıyorlar. 50+1 bir almış birisi. O da işin garabeti yani. Böyle bir sistem Ahmet yok. Davutoğlu, koalisyonlar dönemi. Ahmet Davutoğlu da diyor ki daha beter. Hepimiz Cumhurbaşkanı yardımcısı olalım ama milletvekilliğimiz düşmesin diyor. Yani enteresan, herkes bu pozisyonda bir yer kapma çabasında. Ben şunu söyleyebilirim. Ya Meral Akşener tamam bu masada Kemal Bey'i istemiyor. İyi de peki kim olacak? Değil mi? İmamoğlu. İyi de Kemal Bey %24-25 oyun sahibi. Yani o sahibi iradesini yok sayacak, onu koyacak. Bu mümkün değil. %50'nin temsilcisi şey aslında masanın. Masanın %50'sinin temsilcisi. Ortak, evet, yani burada başka bir şey dönüyor. O yüzden bir oyalama taktiği gibi bir anlaşma falan vardır diye düşünüyorum. Yani enteresan bir aslında şey. Şimdi burada Ekrem... bu kavganın manası yok. Bu kavga, kavga hakikaten. Ya şimdi düşün, açık açık Akşener diyor ki ben Meral Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyorum. O kadar net ki. Tabii. Ama Kemal Bey hiç umursamıyor. Aralı değil. Bildiği gibi de el sıkışıyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Burada enteresan bir şey dönüyor diye düşünüyorum. Aslında başka bir hikaye Ekrem var. İmamoğlu'nun bir sonraki seçim hazırlanması da mantıklı kimin görünüyor. Ekrem İmamoğlu'nun. Çünkü 2028'e. Evet. Ya o tamam, o normal bir şey. Erdoğan'a alt etmesi biraz zor olabilir. Fakat aday olarak belki CHP'nin başına geçmeyi planlıyor. Fakat ben uzun zamandır düşünüyorum, çok farklı kişiler de benzer görüşlerde gördüğüm kadarıyla İYİ Parti'nin başına geçme ihtimali şu an için daha yüksek gibi görünüyor. Ekrem İmamoğlu'nun yani, evet. Yani daha o ihtimal da kendi görüşüne şey yakın. Yani. Hem CHP'den dışlanacaksa kendisini kucaklayabilecek parti olarak İYİ Parti görünüyor. Bilmiyorum hani sizler gazeteci olarak ne düşünüyorsunuz Meral ama ben bunu uzun süredir İYİ Parti'nin başına geçebilme ama potansiyeli vardır. Ama CHP genel merkezin desteğini alamayan bir aday seçilemez ki. İşte dolaylı olarak yani belki orada şey İYİ Parti'yi büyütecek. Nasıl bir ANAP büyütecek? Yani merkezi İYİ Parti olacak diyorsun. Evet, yani AK Parti'nin yerini alacak. Evet, hani Erdoğan sonrası ki zaten bu konuşuluyor dediğin aslında gibi. Bu da bir yöntemdir. Aslında bir yandan Erdoğan'ı alt etmeye çalışıyorlar fakat bir yandan da Erdoğan'ı büyütüyorlar. Yani Batı her şeyi odaklatıyorlar. Erdoğan gittiği anda herkes boşluğa düşecek. Necdet Hoca'nın dediği tartışılıyor yani. Kimseyi yakıştıramayacaksınız. Merkeze gelmek istiyor. Muhalefetin de merkezine, hatta AK Parti'nin de yerine gelmek istiyor. Sağ olduğu için daha çok şansı olduğu düşünülüyor. Yazdım bu ben. Bu tartışılanmış. Ya, birkaç kez de yazdım bunu. Evet. Şimdi bu bir sene önceydi. İYİ Parti Fatih ilan etti ya, o sıralarda öyle bir görüşme vardı. Meral Akşener diyordu ki ben birinci parti olacağım. Evet. Nasıl olacak birinci parti? Orada şu ihtimal konuşuluyordu. İşte İmamoğlu ile birlikte el ele verirlerse, işte Türk tezi de yabancılar da savunuyor. Yani Türkiye'ye dışarıdan okuyanlar da şunu söylüyor. Tayyip Erdoğan karşısında CHP kökenli birinin başarılı olma ihtimali yok. Evet. O zaman sağ bir ekol oluşturalım. Meral Akşener de buna güveniyor. Ama bunun handikapı şurada. Öyle bir noktaya getirdi ki Kemal Bey. Ben Meral Akşener'i mecbur bıraktı diye düşünüyorum. Yani Meral Akşener ya Kemal Bey'i destekleyecek, yahut da masayı terk edecek. Terk ettiği anda da bitecek. İyi değil diye düşünüyorum yani. Ya da fiilen böyle sürümcemede bırakacak. Terk eden olmayacak. Ha. Bir dahaki seçimler için yapacak. Bu çok tartışılıyor. Hepimiz bu konuda yazıyoruz. Meral Akşener'in hedefini başbakan olacağım demesinin altında da bunun yattığını söylüyor. Evet. Realist olan da bu aslında gerçekçi ama. Kemal Bey'i desteklediği anda da partisinin oy kaybedecek. Hı hı. Bu da çok açık. Yani partisinin oy kaybetmesinden korkuyor. O yüzden yufkayla üniversiteler gitmeyin falan diye yalvarıyor. Mecliste iyi bir çoğunluk almak istiyor. Çok riskli bir pozisyondalar. Ben bu riski oluşturan, bu masayı oluşturan aklın da Kemal Bey'in aklı olduğunu düşünüyorum. Proje böyle bir projedir. Buradan İyi Partiler kaçar? Bizim diyorlar biliyorsun. İyi Parti bizim projemiz diyor. Meral Hanım dedi, bu masanın ilk fikir babası Kemal Kılıçdaroğlu. Ne olacak? Hayır, İyi Partiler de yok, biz kurduk diye çok açık. Ya desin adamı. Bunu söylüyorlar. Söz söylüyor. Sonuçta Kemal Bey orada 4 tane sağ partiyi ya da 5 tane midir? Onları kendisine mecbur kıldı. Bakayım hadi bir tanesi terk etsin bakayım.
Bir tanesi alternatif üretsin bakayım. Hiçbir üretim. İyi Parti ne alternatif üretiyor? Hiçbir şey. Çünkü İyi Parti'yi de Kemal Bey besledi ve kurdu. Besledi ve bir kurdu yani. Parti olmasını tamam. sağlayan bir Kemal Bey. Bir başarılı da oldu. Bugün HDP'nin parti olarak hayat devam etmesini sağlayan Kemal Bey. Tabii. Çünkü Deva Bey milletvekili verdi. Evet. Deva Bey gelecek çok fazla alamadı. Kim kime milletvekili verir siyasette? Var mı örneği? Yani şimdi düşünün 9.9'da DYP şey dışı kaldı ya meclis dışı kimse kaldı. Yardım etmedi. 9.5 ile Anavatan kimse yardım etti kaldı. Etmedi. Akşener de kalacaktı. Saadet Partisi 2 vekil çıkarttı. CHP listelerinden çıkardı. Evet, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde geç uyandılar. Nasıl bir bölünme projesi olduğunu ama şimdi herkes anlamış görünüyor. Ama o da biz ödedik dedi. Yani bedeli ödedik dedi. Milletvekili verdiniz biz de bunun karşılığını ödedik siyasette dedi. Siyasette bedel bir kere de ödenmez. Ödenmez abi. Bence de öyle. Herkes de bilir siyasetçiler. Evet. Kemal Bey 2023'te görünen tabii en büyük tehlike aslında bir cumhurbaşkanı seçilmesi fakat meclis desteğini kaybetmesi. Şimdi şu anda aslında büyük kavga da orada görünüyor. Eğer cumhurbaşkanı diyelim Tayyip Erdoğan seçildi fakat mecliste istediği şeyi alamadı, desteği alamadı. O zaman tekrar bir seçim sarmalı olacak. Bu da herhalde olabilecek en kötü şey olur. Evet. Yani, o artık meclis aritmetiğinde zayıf bir cumhurbaşkanı. Bu biraz telaffuz edildi orada, ama evet. Ona dair şeyler hayır, bu, buna bu yönde çalışılıyor. O yüzden bir de şöyle, ben Türkiye'de aslında biraz... Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu siyasi felsefe de anlaşılmıyor. Artık bu ülkenin parçalanmış, etnik, mezhepsel, böyle küçük küçük fikirlerle yönetilmeyeceğini anlamaları lazım. Dünya öyle bir dünya değil artık. O yüzden diyorum yani cehalet yani öğretilmiyor insana. Artık dünyada siyaset de bir bütün felsefe üzerinden yapılıyor. Tıpkı Türkiye'de geldi bu noktaya. Nasıl Avrupa'da klik düşünceler var, muhafazakarlık var, liberallik var, karşısında demokratlık var değil mi? Cumhuriyetçiler var veya muhafazakar dediğimiz şey, blok şeyler var. En fazla üç görüş oluyor. Yani hangi ülkeye bakarsanız, Türkiye küçük bir ülke değil ki. Türkiye'de bu tipe alışması lazım. Yani ikili yapıya alışması gerekiyor. Dünyada bağımsız yaşayamıyorsunuz. O zaman kabul etmek lazım yani. O yüzden Türkiye'de sosyolojik yapı hep yanlış. Mesela muhafazakar insanın ne işi var? Veya sosyolojik anlamda ne işi var? Bu tarafta yani. Ya ne ekonomisi uyar? İşte orada hoca bir değişim yaşanıyor. Ne zihniyeti uyar? Yaşanıyor. Oturdukları masada şeyi ayarlayamazsın. Çünkü herkes farklı düşünecek. Akslar da değişiyor. Akslar da değişiyor. Küreselleşmeciler var. Yani o zaman en azından bir bütünlük görünmesi lazım. Yani bunu bile şey düşünüyorlar Türkiye'de. Bizi 3 tane 5 tane case yani olay seçeriz. Bu olay üzerinden herkesi tartıştırırız. Şeyde olduğu gibi. Bu ne o? İşte Cumhurbaşkanı kim olacak falan evet. Tartıştırırız. Bunları unuttururuz. Millet de seçime gider. O arada kime verdiğini de unutur diye düşünür. Hayır bizim milletimiz unutmaz. Bizim milletimizin temel davranış tipleri vardır. Bakar geleceğinde kim onu emin ellerde tutacak. Yani burada büyük şeyler var yani. Muhafazakar evet. Adam şeyi düşünür. İşte ya tamam ekonomi önemli ama benim başka başka değerlerim de var diye düşünür. Ve sosyal liberal insan başka şekilden evet. Düşünür. Başka şey düşünmesi de haklı. Kaç dakikamız var? O aksta bir değişim var hocam. 5 dakika. Şimdi şöyle aksta değişim var ama kabul ediyorum yani çok fazla değil. Dediğiniz doğru. Ölçülüyor %73 yine blok düşünüyoruz. Sosyal araştırmalar yapılıyor. Hocam şimdi Saadet Partisi muhafazakar. Şimdi Saadet Partisi oy mu alacak? Süremiz bitiyor bana çok yetişemeyeceğiz. Yok hayır. Genel Saadet Partisi AK Parti'den oy alıp karşı tarafa mı geçirecek? Yok. Sıfır bilmem ne. Yani Türk insanı tepkiseldir. Aslında tepkiselde oynanıyor burada. Söz hakkı bununla ilgili mi kullanmak istiyorsan trafik kazaları. Tamam ben hemen yarım dakikada şey yapıyorum. İyi plan diyorum. Mesela tepkiseldir. Hayat pahalı deniliyor. Demin konusu geçti söyleyemedim. Amerika'da enflasyon arttı doğru 9'lara geldi. Fakat maaş zamları 4,5'larda kaldı. Türkiye'de enflasyon %85'lere geldi. Maaş zamları %100'leri geçti. Aslında bu detay da kaçıyor. Bu aynısı Avrupa'da da var. O yüzden Türk insanı tepkiseldir. Tamamen hayat pahalılığına odaklatırsınız. O tepkiyle gider başka bir oy verir. Dediğiniz çok doğru. Büyük bir kesim sizin dediğiniz gibi davranır. Ama önemli bir kesim de tepkisel olarak o seçim zamanı var ya seçim evet. Bir hafta i̇şte oralar işte önemli oynanıyor. Yani. Orada başka işler evet. Çıkar. Tabii. Bak Türk devleti basit bir devlet değil. 5000 yıllık bir devlet. Yönetimi de öyle Avrupalılar gibi tepkisel falan değildir. Bizim büyüklerimiz oy vermeyi iyi bilir. Köylerde tabii, muhakkak ama öylesi de olacak. Büyükler telefon eder sana. Telefon. Tamam.
Hepsi telefona sarılır, sana telefon eder. Tehlike gördüğü zaman ama. Hı-hı. Görmediği zaman değil. Işte, yani tehlikeyi görürse. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey yok. Evet, Türkiye'de bir şey var ama... ekonomik sıkıntı var ama Türkiye'nin daha büyük bir sıkıntısı var, güvenlik. İşte bunu gören var, görmeyen var. Var var. Yani herkes görür. Siz şey diyorsunuz. 90 yaşlarında annelerimiz, evet, ninelerimiz tekerlekli sandalyeyle oy gider, kullanmaya gidiyor. Gider. Katılım oranı %90. Gider. Dünyanın hangi ülkesinde vardır böyle? Hiçbir ülkesinde de olmaz. Burada hiç politika ile ilgili bir sorun yok Türkiye'de. Yani herkes aşırı politize olmuş durumda hatta. Belki bununla ilgili bir problem var. Ya mutlaka iyi mi görürsünüz bilmiyorum ama bu kadar politize olması toplumun, çoluğun çocuğun bile bunu konuşması hiç iyi bir ruh hali değil. Ve basit, yani herkes siyaset konuşabilir. Siyaset öyle bir alan, futbol gibi bir alan. Dolayısıyla ne kadar iyi bilmiyorum ama. Eskiden biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ismini biliyorduk. Ben şu an... Bakın Türkiye'de ne çok güzel bir gelişme, bilmiyorum, çok vakayı hayriyedir. Türkiye'de unutturulmaya çalışılan ne biliyor musunuz? Güvenlik meselesi. 2013 ile 2016 arasında karşı taraf bu alanı, güvenlik meselesini unutturuyor Türkiye'nin başına gelenleri. Ama bizim insanımız unutmaz. Yani Suriye'yi, Irak'ı gördüğü sürece o 2013 ile 2016 o demektir. Yani bizim cebimizdeki para mı önemli, çocuklarımızın namusu ve ırzı mı? Bu akşam bile mecliste diyor ki Gazi meclis değil diye. İşte buyur. Çekti söyledi. 15 Temmuz'da dalga geçti. Kenan, komutanların ismini bilmiyoruz ama ordu o yüzden başarılı işler yapıyor. Tabii, Türk ordusu tarihinin en başarılı döneminde işini yapıyor. En güzel, en şimdi güzel. Bence strateji şu olmalı. Asla biz geleceğimizi ve güvenliğimizi unutturmamalıyız. Bunun içinde Doğu Akdeniz'de var, Kıbrıs'ta var. Bunun içinde Suriye'deki, Irak'taki kardeşlerimiz var. Güneydeki kardeşlerimiz var. Bunun içinde Türk dünyasındaki kardeşlerimiz var. Bunlar, bu güvenlik hep Türkiye'de. O yüzden hoca işte Süleyman Soylu'ya, İçişleri Bakanlığı itibarsızlaşma saldırıyorlar. O yüzden onun üzerine. Müsakara saldırıyorlar. Tabii. Yani Cumhurbaşkanı'na saldırıyorlar. Hedef kim bu Müsakara? Çok sertti bu arada Kılıçdaroğlu'nun bugün konuşması, bütçe yani, görüşmelerinde Süleyman Soylu'yla ilgili. Tabii çünkü bakıma. Neden? Bakın Süleyman Soylu güvenliği temsil ediyor. Siz onu unutturursanız, onu yararlarsanız güvenlikten abi, başka yere çekersiniz mevzuyu. Dolayısıyla istediğinizi elde edersiniz. Peki bütçede bunun konuşulması hocam, bütçede bu uyuşturucu meselesi falan konuşuyor. Türkiye cari açığını uyuşturucu parasıyla finanse ediyor söyleminin devamı mı? Bütçe görüşmelerinde çünkü Türkiye başarılı. Niye yaptım, Türkiye başarılı. Ya aynısını söyledi. Aynısı. Fuat Oktay da Cumhurbaşkanı yardımcısı da söyledi. Biz dinleyemedik, yayındaydık gerçi. Ya, inanılmaz bir şey yani Türkiye'nin. Hadi gittin İngiltere'ye şikayet ettin. Şimdi öyle bir zemin yaratıyorlar ki Melih. Şimdi geçmişte darbeciler ne yapardı? Sokakları karıştırırlardı. Darbecilere destek verenler sağ sola silah verirler, ortalığı karıştırırlardı. Ve sonra derlerdi ki demokrasiyi kurtarmak için geldik. Şimdi aynı şeyi Kemal Bey ya da Şürekası farklı bir şekilde yapıyor. İnanılmaz, ortalığı karıştırıyor. Uyuşturucu kaçakçılığından bahsediyor. Türkiye cari açığını oradan yakaladı diyor. Yoksulluk diz boyu diyor. İnanılmaz şeyler söylüyor ve şunu vaat ediyor. Demokrasiyi getireceğiz. Zenginliği getireceğiz. Amerika'da aynısını yapıyor. Enteresan bir şey. Aynı. Amerika'da 3. sınıf dünya ülkelerini yönetmek için aynı taktiği yapıyor. Aynı taktiği yapıyorlar. Tabii. Şu anda gençlerin üzerine stratejilerin geliştirmesi aslında bu. Çünkü 18-19-20 yaşındaki çocuk daha düşünemiyor. Tabii. Ve onları etkilemek daha kolay. Evet. Onlar hayatı niye? Gördükleri çünkü zaman hani bir 90'ları yaşamamış. Yani 90'lardaki evet, koalisyon evet, bu da oyunun siyaset oyunun yani da, içine evet, dahil yani. Evet, seçmenlerin yani, hepsinin yani bilinçli olması, aslında tarihi bilmesini falan bilmiyoruz. Siyasetçi de bunu yönetecek. Çok tabii, teşekkür ediyorum bütün konuklarıma. İslam Memiş bu bölümde çok konuşmadı siyasete girmek istemediği için ama teşekkür ediyoruz. İlk bölümde de katkılarınız vardı. Hepinize çok teşekkür ederim. Altın da siyasette ama. Tabii ki altın da siyasetin içerisinde. Pazartesi akşamı saat 21'de yine karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.